İşte ayakkabıların pırıl pırıl oldu. Çok yorucuydu. Yüzün. Anne, zavallı kız ayakkabılarımı temizlemeyi yeni bitirdi. Yüzüne baksana. Bir sürü sivilcesi var. Bahşiş versek iyi olur. Yakala. Hadi eve gidelim. Vay, uzun bacaklı anne bebeği. Keşke bir tane alabilseydim. Ha? Bu kol tanıdık geliyor. Çok korkuyorum. Onu takip etmemi mi istiyor? Bu çok ilginç. Kutunun içinde ne var? Burası zavallı kızın odasına benziyor. Aman tanrım, bu uzun bacaklı annemi. Geliyorum. Bana zarar verme. Korktun mu? Ama sana güzellik kutumu vermek için buradayım. Vay canına, güzellik kutusu mu? Sana makyaj yapacağım. Hadi başlayalım, ne dersin? Aman tanrım, yüzün sivilcelerle dolu. Onları sakın patlatma. Senin için daha güzel bir oyuncağım var. Sinir bozucular. Kirli ellerle sivilceleri patlatmayın. Şuna baksana. Hayır, seni aptal kız. Dur da şunu sileyim. Bir şey patlatmak istiyorsan şu yumuşak şeyi patlat. Yaşasın. Vay be, çok renkliler. Bir tane daha. Bu çok eğlenceli. Squishy'ler çok tatmin edici. Bu sivilceler için bir şeyler yapmalıyız. Güzellik kutuma bakacağım. Aha! Benim eski güzel pompam. Bu hızlı ve kolay olacak. Kıpırdama. Sadece sivilcelerini boşaltmam gerek. Anında patlayacaklar. İşe yaradı mı? Neden aynaya bakmıyorsun? Hadi. Vay canına, cildim pürüzsüz oldu. Ama hala kirli ve pul pul. Gerçekten mi? Buraya gel. Bir bakayım. Bu çok pis. Buldum. Sana bir yüz maskesi yapacağım. Hadi onu makineye koyalım. Önce biraz su ekleyeceğim. Ve bir güzellik kapa koyacağım. Sadece düğmeye basıyorsun ve makine onu bir güzellik maskesine dönüştürüyor. Daha süslü olması için biraz da altın parçaları ekleyelim. Zengin hissetmenin bir yolu da bu. Her şey hazır. Hadi yüz maskesini takalım. Bir süreliğine Nemo gibi görünmekten zarar gelmez. Şimdi sonuçlara bakalım. Yüzüm çok temiz ve pürüzsüz görünüyor. İşe yarayacağını söylemiştim. Çok mutluyum. Pul pul olmuş cilden tereyağı gibi pürüzsüz bir cilde. Uzun bacaklı annenin saçları pes pembe. Kıskandım. Ben de pembe saç istiyorum. Benimki çok sıkıcı görünüyor. Aa, bak ne buldum. Pembe boya. Dur. Bu saç boyası değil. İhtiyacın olan şey bende. Yemin ederim tam buradaydı. Yok. Buldum. Krep kağıdı mı? Önce kağıdı küçük parçalara ayıracağım. Ve bir kase suyun içinde karıştıracağım. Saç boyası yapmanın en basit yolu bu. İşe yarıyor. Su pembeye dönüyor. Saçını içine sokma zamanı. Sabır çok önemli. Şu pembe saçlara bakın. Muhteşem görünüyorum. O bir değnek mi? Oo, bu bir saç aleti. Sadece saçınızı içine sokun ve renkli bir örgünüz olsun. Moda teknolojisi işte budur. Son olarak uzun bacaklı annenin imzası yandan at kuyruğu. Ve işte hazırsın. İkizler. Pembe her zaman gününüzü aydınlatır. Bu zavallı bitkinin biraz suya ihtiyacı var. Bu ses de ne? Şu flamingo aç görünüyor. Sanırım seni biraz pırıltıyla besleyebilirim. Afiyet olsun. Birileri ışıltılı bir kaka yapmak üzere. Bu kuşun sindirimi çok hızlı. Parıltılar daha az kötü kokmasını sağlamıyor. Ha? Kuş pisliği. Biliyor musun? Bundan iyi makyaj olur. Hiçbir şey organikten iyi olamaz. Sadece yanaklarına biraz allık ve gözlerini ortaya çıkarmak için biraz göz farı sür.
Vay canına. Mükemmel görünüyor. Kalemlerle ne yapacak? Kalemi suya biraz daldırıp mükemmel kirpikler çizeceğim. Uzun bacaklı anne tarzı. İşte böyle. Yaşasın. Son bir şey daha. Sevimli bir kalp baskısı. Ve bir tutam parıltıyla her şey çok daha güzel. Bu görünüşe bayıldım. Parlayan yanaklarla makyaj daha güzel görünmüyor mu? Tüh! Eyvah! Bu kulağa hiç hoş gelmiyor. Ah, lanet olsun! Kaşların yok olmuş. Olamaz! Hala bandın üstünde duruyorlar. Aklıma bir fikir geldi. Uzun bacaklı anne bunu nasıl düzeltecek? Tabii ya, alnına dövme yaparak. Kolay ve acısız. Sadece nemli bir bezle silin ve çıkarın. Çok doğal ve keskin. Şuna bakın. Çok iyiler. Güle güle kalın kaşlar. Şimdi dudak zamanı. Ama görünüşe göre Molly dudaklarının nerede olduğunu bilmiyor. Onu yemek istiyorum. Çok lezzetli. Ne yapıyorsun? Nasıl görünüyorum? Aman tanrım. Vampire benzemişsin. Ve ruj bir yiyecek değildir. Tükür onu. Ruj, ha? Bir fikrim var. Ruj ve bir kase çikolata, ha? Ne lezzetli bir çift. Bir kaşık çikolatayı eriyene kadar mumun üstünde ısıtacağım. İşe yarıyor. Sonra erimiş çikolatayı boş bir ruj tüpüne dökeceğim. İşte oldu. Yaşasın! Bu ruju yiyebilir miyim? Çok tatlı ve nefis. Ruj da güzelmiş. Ha, tatlım. Çenene ruj bulaşmış. Diş ipi ve ruj mu? Dudaklarının dış hatlarını çizmek için diş ipini kullanacağım. Ama önce şunu silelim. Alt ve üst dudak çizgileri. İşte oldu. Dudaklarını doldurup dudak çizginden uzak tutabiliriz. Yaşasın! Ne güzel bir gülümseme. Mükemmel rujun gülümsemeni nasıl daha canlı hale getirdiğini görüyor musun? Görünüşe göre Molly dışarı çıkarken ayakkabı giymeyi unutmuş. Beyaz çarşafları çamurla mahvediyor. Zıpla zıpla! Zıplamak eğlencelidir. Olamaz! Ayakların neden bu kadar kirli? Bilmiyorum. Aa, neyse. Dur! Temizlenmen gerek. Bekle! Botlar nasıl yardımcı olacak? Bu botları su ve sabunla dolduracağım. Ağzına kadar doldurmak gerek. Yeterince kabarcıklı görünüyor. Buraya gel. Ayaklarını botların içine sok. İşte böyle. Bırak baloncuklar seni temizlesin. Bu çok eğlenceli. İşte başlıyoruz. Bir sonraki adım sıcak tutan kilotlu çoraplar giymek. Tıpkı benimkiler gibi. Çok rahatlar. Bulutların üstünde yürümek gibi. Ayrıca birbirimizle uyumluyuz. Farkı gördünüz mü? Temiz ve şık olmak çok daha iyi. Zıplama partisi. Woohoo! Aa! 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 Canım acıyor. Ay ay ay. Bir çığlık mı duydum? Neyin var? Bir bakayım. Olamaz. Kıymık batmış. Merak etme, seni iyileştireceğim. Kıymığı çıkarmak için şırıngayı kullanacağım. Yavaşça. İşte oldu. Hepsi çıktı. Gerçekten mi? Gerçekten çıkmış. Ayakkabıların bende. Bunlar çirkin görünüyor. Uzun bacaklı annenin pembe ayakkabısından istiyorum. Ya öyle mi? Halledebilirim. Önce ayakkabıyı tutkalla kaplayacağım. Her santimini kapladığımdan emin olmalıyım. Yanlardan en üste kadar. Şimdi pembe simleri ekleyebiliriz. Çok fazla parıltının zararı olmaz. Bunu olabildiğince ışıltılı yapmalıyız. En üste biraz daha sim koyalım. Ve işte annenin uzun bacaklı ayakkabıları. Bayıldım. Sen harikasın. Çok pembe ve ışıltılılar. Etrafta zıplamak için mükemmel. Elveda kıymıklar. Kıyafetlerim delikti.
karışık. Merak etme, bunu düzelteceğim. Bir bakalım. Aa! Tatlı için hazır mısın? Uzun bacaklı anne sinsilik yapıyor. Ay! Az önce ne oldu öyle? Görünüşe göre tatlı zamanı bitti. Masa örtüsü ve makas. Hadi işe koyulalım. Masa örtüsünü güzel bir elbiseye dönüştüreceğim. Kemeri unutmayalım. Arkadan bağlayalım. Ve şimdi eldivenler, kurdele, fiyonk ve parlak bir boncuk. İşte şimdi uzun bacaklı anne gibi oldum. Çok güzel görünüyorum. Bir dön de göreyim. Uzun bacaklı anne görünümü Molly'ye çok yakıştı. Vay canına, ne tatlı bir bileklik. Aa, olmuyor. Olamaz, kırdım. Ne yapacağım ben şimdi? Sorun değil, ben hallederim. Hadi. Sen yavru köpekle oyna. Bir bakayım. Bütün boncukları toplayacağım. Ve onları pişirme kağıdının arasına koyacağım. İnciler eriyene kadar ısıtacağım. Güzel görünüyor. Hepsi düzleşti. Şekil yapmak için mükemmel. Ben kalp şeklinde bir kesici kullanacağım. Ve işte. Kalp küpeler hazır. Sevgiyle hazırlandı. Tak bakalım. Kalp yanaklarına uyuyor. Bayıldım. Dikkat et. Ay. O da neydi öyle? Peppa Pig, yerde ne yapıyorsun? Sırtında bir delik var. Ameliyat zamanı. Tüm o dolgulara elveda de. Şimdi seni sırtından bir kuşakla dikeceğim. Merak etme, iğneyi dikkatli kullanacağım. Şimdi diğer tarafı yapalım. Dayan Peppa. Peppa Pig'i bir sırt çantasına dönüştürdü. Madem domuzcuk kumbaramız var, kim demiş domuzcuk çantamız olamaz diye. Üstelik Molly tüm oyuncaklarını içine koyabilir. İşte. Vay! Peppa Pig sırt çantam olduğuna inanamıyorum. Her yere birlikte gidebileceğim bir arkadaşım olması çok güzel. Mükemmel uzun bacaklı anneye benziyorum. Yardımın için teşekkürler. Her zaman. Ama odam çok dağınık ve pis. Güzel bir odaya sahip olamayacak kadar fakirim. Ne yapacağım ben? Ben hallederim. Bir bakalım. Bu çocuk oyuncağı olacak. Gözlerini kapat. Şimdi aç. Vay canına. Oda pembe bir yatak odasına dönüştü. Pembe tüylü bir halı ve sıcacık bir uzun bacaklı anne yatağı. Vay be. Şu havalı şeylere bakın. Hoşça kal Molly. Aynaya dönme vaktim geldi. Hayır gitme. Lütfen. Aa, biliyorum. Neden ana olarak bir selfie çekmiyoruz? Peynir de. Güzel gülümseme. Instagram'da paylaşmalıyız. Harika bir fikir. Şimdilik hoşça kal mini anne uzun bacaklar. Partinin tadını çıkar. Güle güle. Ha? Harika. Fotoğrafımıza çok fazla beğeni geliyor. Pijama partileri bu odada çok daha eğlenceli olacak. Hadi başlayalım. Aman tanrım, poposunda bir sürü sivilce var. Bunu çözmenin tek yolu bütün sivilcelerin iltihabını çekip çıkarmak. Bak, sivilce küçülüyor. Vay be, bu iğrenç. Dur, ağzımda bir şey var. Bir yara bandı mı? En azından Barbie'nin yarasını sarabilir. Fakat hala kirli yüzü için bir şeyler yapmamız gerek. Acaba ne yapsak? Aa, buldum. Seni biraz tükürükle temizleyeceğim. Kahvaltıda yulaf lapası yediğini de böylece anlamış oldum. İğrenç. İşe yaramıyor. Öyleyse kesip açmam gerekecek. Şimdi diş macunuyla yüzündeki tüm kiri temizlemek için Barbie'yi tüpün içine batıracağım. Ve birkaç defa daldırıp çıkaracağım. Nefes alamıyorum. Zavallı Barbie. Neyse, en azından bu numara işe yaramış görünüyor. Ne derler bilirsiniz. Güzellik acı çektirir. İyice fırçaladıktan sonra bir süngerle silmelisiniz. Aa! Hadi şu sivilceleri patlatalım.
Tıpkı düğme gibi. Oh, şimdi yüzümü temizleme sırası bende. Sanırım hepsi çıktı. Tertemiz oldu. Yaşasın. Çıkar şu sakızı saçımdan. Onu çıkaracağım. Ama bu çok kalın. Kafa dilim. Aman tanrım. Sanırım ben saçın büyük bir kısmını kopardım. Saçım. Özür dilerim. Öyleyse geri kalanı tıraş edelim. Düzeltmek işe yaramıyor. Bari baştan başlayalım değil mi? İşte. Bekle. Bacaklarında daha fazla kıl var. İşte şimdi hepsi gitti. Pekala. Şimdi sana yeni bir saç yapalım. Dergi kapağındaki şu muhteşem saçlara bakın. Ama Hal Scarlet'in daha çok ilgisini çekiyor. Sonuç olarak sakıza ihtiyacımız varmış. Zincirden saç mı? Bunu Barbie'nin yeni koleksiyonuna ekliyoruz. Beşlik çakarken dikkatli ol. Çünkü bazıları berbat kokar. İğrenç. Sana banyo yaptırmamız gerek. Ne yapsak? Ha? Bu dondurma çok güzelmiş. Başka yok mu? Eh, artık bu kaba ihtiyacım kalmadı. Pringles zamanı. Aa, dondurma kabı mı? Oo, daha çok bir Barbie küvetine benziyor. Sakın bana Barbie'yi tuvalet suyuyla yıkayacağını söyleme. Tanrım, sanırım elimizde ne varsa onu kullanacağız. İşe yarıyor. Bence Barbie'yi suyla temizlemeden önce suyun kendisini temizlemeliyiz. İğrenç. Hey, bekle. Bir fikrim var. Toprakla ne yapmayı planlıyor? Toprak toplayıp suyla karıştırmam gerekiyor. Bu yeterli olacaktır. Biraz çırpalım. Ve çamur banyosu hazır. Vay canına. Bu harika görünüyor. İçine gireceğim. Çok yumuşak ve rahatlatıcı. Onlar Skittles mı? Tatlı bir çamur banyosu. Bu mısır gevreğini yemeyeceğim. Ama çöpe dağıtamayız. Bunu Barbie için yüz maskesi olarak kullanacağım. Bu tam bir spa hizmeti. Çamurlu bir Skittle banyosu yapabilirim. Tüm o mısır gevreği maskesini silelim. Ve Barbie yepyeni görünsün. Öyle güzelsin ki. Temiz olunca daha rahat uyuyacağından eminim. İyi geceler. Aman tanrım. Yoksa bu bir hapishane kavgası mı? Barbie hamam böceklerine karşı. Barbie saldırı altında. Defolun üstümden sizi pis böcekler. Hadi Barbie hadi. Dövüş dövüş. Beni yenemezsiniz. Bu hapishaneyi ben yönetiyorum. Boğul artık. Hayya. Ne kadar da kolaymış. Başka kim dövüşmek ister? Ha? Sakin ol şampiyon. Şu kıyafetlerine baksana. Vay be. Şu temizlik malzemelerine bir bak. Bir şeye ihtiyacım var. Buldum. O plastik torba ne için? Bu plastik torbayla havalı bir şey yapacağım. Sadece birkaç değişiklik ve dokunuşa ihtiyacı var. Hazır mısın? Sana süslü bir elbise yaptım. Bence pembe sana çok yakışıyor. Kurdeleyi bağlayalım. Ve işimiz bitti. Senin için bir defile hazırlamalıyız. Kırmızı halıyı ser. İpleri hazırla. Ve gösteri zamanı. Kendimi dünyanın en güzel kızı gibi hissediyorum. Çok ünlüyüm. Gülümse. Poz ver. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Eyvah. Yaklaşmakta olan bir kazanın kokusunu alıyorum. Ne? İğrenç. Bu iğrenç. Ah hayır. Başka bir halı kazası daha. Aman tanrım. Hayır. Kıymık ve kaka mı? Şuna çifte bela desene. Neyse ki kıymığı kolayca çıkaracak bir tüpüm var. Kakaya gelince basit bir hareket yeterli. Ve şimdi de ayakkabılar. Vay be! Vay canına! Bu ineğe neler oluyor böyle? Renkli oyun hamuru fışkırtıyor. Onlarla iyi bir burgu yapabilir. Bu tam bir fiyasko. Bunu istemiyorum. Kim bulduysa onundur. Bu oyun hamuru artık benim. Bir fikrim var. Önce Barbie'nin ayağını plastikle sarmak. Sonra da oyun hamurunu üzerine yaymak istiyorum. Daha da iyisi bunu birçok platformu olan yüksek bir topuğa dönüştürebiliriz. Güzel ayakkabılar. Onlara son bir dokunuş yapayım. İşte bu kadar.
Kaka tutmayan topuklu ayakkabılarla kırmızı halıyı tamamen sallayabilirsiniz. Barbie yeni ayakkabılarını çok sevdi. Ama artık dinlenme vakti geldi. Durun, görünüşe göre Barbie'nin bir yatak arkadaşı var. Seni zavallı bebek. Defol git buradan seni hamam böceği. Sana yeni bir yatak bulmalıyız. Karton bir kutu mu? Sanırım bunu kullanabilirim. Sadece kenarından bir parça kesmem gerek. Sonra da güzel bir mora boyayacağım. Şimdiden harika oldu. Ve şimdi de süslemeler. Yatak başlığına değerli taşlar koymak istiyorum. Kendini kraliçe gibi hissedeceğin kesin. Ve tabii ki pembe bir çarşaf, bir yastık ve yumuşak bir battaniye. Ama duvarın da biraz elden geçmesi gerek. Buldum. Hadi sprey boyayla boyayalım. Malibu rüya evi olmasına çok az kaldı. O kibrit kutusuyla ne yapacaksın? Kibrit kutularını üst üste koyacağım. Sonra da Barbie'nin yatağı gibi mor bir bantla kaplayacağım. Boncuklar kulp görevi görecek. Böylece gerçek bir çekmece seti gibi görünebilir. Barbie'nin eşyalarını koyması için daha geniş bir alan. Yeni odamı seviyorum. Kraliçe gibi hissetmeyi hak ediyorum. İyi geceler. Odanı harika yaptım, öyle değil mi? Bayıldım. Hey, ne diye oyalanıyorsun orada? Kalk git ve o tuvaleti hemen temizle. Tamam, gidiyorum. Scarlett işinden hiç memnun görünmüyor. Daha hızlı, daha temiz yap. Alo, geliyorum. Temizlemeye devam et. Aman tanrım. Özür dilerim Barbie. Seni itmek istememiştim. Sırılsıklam oldum. Özür dilerim. Bunu düzelteceğim. Ha? Buldum. Çöpten çıkarılmayı bekleyen bir hazine her zaman vardır. Bir balon. Scarlett neyin peşinde? Bu balonu kesip Barbie'nin giyebileceği şekilde bir şey yapacağım. Heyecanlı mısın? Sana bir mayo yaptım. Önce alt kısmı ve üstü. Harika görünüyorum. Bu boş Pringles kutusu da işe yarayabilir. Aman tanrım, bu ekmek o kadar bayat ki bıçak gibi keskin. Pringles kutusunu ortadan ikiye bölebilir. Pringles kutusunun diğer yarısını maviye boyayacağım. Kaydırak hazır. İşte gidiyorum. Hey! Vay canına. Tüm o tuvalet temizleme işine değdi doğrusu. Artık Barbie bir havuz partisi verebilir. Yaşasın! Hadi Barbie, yapalım parti. İşte hayat bu. Aman tanrım. Bu Ken mi? Ah, ilk görüşte aşka tanık olmak. Barbie o kadar güzel ki. Seni hapiste öylece bırakamam. Ken hapishane parmaklıklarını kırdı. Ah, aşk uğruna yapılan şeyler. Görünüşe göre aşk insanı özgür kılıyor. Hey, orada neler oluyor? Oo, sonsuza dek mutlu sona mı tanık oluyorum? Barbie, seni öpebilir miyim? Evet. Polis bile umutsuz bir romantik. Vay. Ne aşk hikayesiydi ama, değil mi? Kesinlikle. Çok romantik. Yüzüne biraz diş macunu sıkarak başlayalım. Sim de yüz kısmının olmazsa olmasıdır. Scarlett aynı anda pek çok işi yapabiliyor. Şimdi de pislikleri fırçalama zamanı. Güzel bir yüz masajı gibi. Süngerli silin, işte cildi tertemiz ve yumuşacık oldu. Ama saçına da bir şeyler yapmak gerek. Saça sakız yapışması çok fena bir şeydir. Şöyle yapsam... Ama onu bundan sonra dişlerini tekrar fırçalaman gerekecek. Lafımı geri aldım. Ağzına saç girmesi saçına sakız yapışmasından daha da fena. Sadece tek bir çözüm var. Bebeğin saçlarını kazımak. Bebek bir şey demez. Kel kafa bu aralar çok modaymış. Hiç değilse saçındaki sakızdan da kurtulmuş olur. Harika görünüyor bak. Ay çok güzel oldu. Ona yeni saç yapsam nasıl olur? Galiba Squid Game bebeğinin yeni bir saç modeli olacak. Bunun için biraz sabır gerek. O dolgun dalgaları elde edene kadar saçları takmaya devam et. Omre gibi olsun mu? Bir kalem yeterli. Bakın gökkuşağı saç. İşte cesur bir tarz. Bu bebeği şampuan reklamında oynatmak gerek.
yaşasana, çok eğlenceli. Başın dönene kadar eğlenceli. İşte böyle. Bebek yeşile dönüyor. Hiç değilse Kosmos Sim. Zavallıcı, neden kustun ki? Hamile misin yoksa? Aklıma bir fikir geldi. El işi zamanı galiba. Bebeği yatırın ve minik bebeği karnının üzerine yerleştirin. Sonra da streç filmine sarın. Üzerine bir öbek şeklinde kille kaplayın. Ve sıcak tutkal dökün. Bir sürü tutkal. Sim eklemeyi de unutmayın. Sonra güzel bir hamile elbisesi de giydirelim. Şuna bakın. Bebek hamile. Bebek nereye gidiyor? Olamaz. Rap diye. Hayır! Üf, zamanında kurtarıldı. Bebeğe yeni ayakkabılar gerek. Esnek bir şey iyi iş görür. Mesela bir balon. Ayakkabı şekline getirin ve sıcak tutkalla kaplayın. Çok fazla görünebilir ama o kadar çok gerekiyor. Ayakkabıların altını şekillendirmeye yeter. Son olarak da boyayalım ve benekli desen yapalım. Mükemmel görünüyor. Bir dakika. Bebeğin elleri çok boş. Onları da renklendirmek iyi olur. Tutkal tabancası yine çıktı. Tutkal tabancasıyla bebeğe upuzun tırnaklar yapalım. Tırnak tırnak, pençe değil. Merak etmeyin, tırnak makası da bu işe yarıyor. Tutkal kurduktan sonra tırnakları düzgün bir boyda keselim. Bebeği Wolverine'e dönüştürmüyoruz ne de olsa. Artık oje sürülecek boya geldiler. Yeni tırnaklarıma bayıldım. Barbie doğum yapmak üzere. Suyu geldi. Suyu mu geldi? Aman, bebeğini çıkarmamız gerek. Ne yapacağımı biliyorum. Barbie'nin bebeğini doğurması için rahat bir yatağa ihtiyacı var. İşte geldi. Gözleri aynı annesi. Ne kadar şirinsin ha? Bir değil, üç bebek mi? 300 doğurdu. Ne kadar çok, o kadar iyi. Hadi annenize gidin bakalım. Barbie bu kadar çok bebeği olmasını beklemiyordu. Çok ağırlar. Hepsini birden nasıl taşıyacak? Buldum. Ufak bir kutu hazırlayın ve içine yumuşak bir kumaş serin. Sonra da arkasını çevirin ve iki tarafına çubuklar yerleştirin. İşte böyle. Uçlarına da tekerlek olarak şişe kapağı takın. Son olarak da tente ve tutacak ekleyin. İşte oldu. Bebek arabası. Tam 300'lere uygun boyda. Barbie anne biricik bebekleriyle gezmeye gider. Vay canına, bir konser varmış. Evet. Barbie selam. Sen de müzik dinlemek mi istiyorsun? Kulaklıklar Barbie için fazla büyük. Sesi de fazla yüksek. Doğru, kulaklar. Kulaklarları patlayacak. Ne? Çok özür dilerim. Barbie'nin küçük kafasında olacak kulaklıklara ihtiyacı var. Ne yapacağımı buldum. Kola şişesi mi? Bize sadece kaptaki plastik lazım. İki küçük düğme alın ve üzerlerine sıcak tutkal dökün. Onları plastiğe yapıştırın ve simi de unutmayın. Tada! Fırıltılı kulaklıklar hazır. Barbie üzerinde bir deneyelim. Tam oldu. Artık onların şarkı söylemesine kimse mani olamaz. Dikkat! Şuna bakın, yapış yapış. Bir iz var. Sanırım tuvaletten geliyor. Aman, birisi sıkışmış. Squid Game bebeği tuvalete tıkamış. Kesinlikle yıkanması gerek. Buldum. Barbie'de bir sorun var. Çok çişim geldi. Scarlett en sevdiği tuvalet atıştırmalığını yiyor. Tuvalet mi? Scarlett bu çilekli malzemenin tadını çıkarsa iyi olur. Nefis. Hayır. Şapşal seni. Neyse ki Barbie'nin kakası elmastan. Ama yine de berbat kokuyor. Scarlett bu şişeden gerçek bir bebek tuvaleti yapacak. Üst kısmı kestikten sonra oturak, kapak ve lavabo ekleyin. Sonra da şişe kapağını üzerine yerleştirin. İşte işini bundan sonra burada gör. Çok rahatladım. Ken geliyor. Merhaba Ken, sevgilim. Merhaba Barbie. Olamaz, dikkat et.
Tanrım, bunu izleyemeyeceğim. Aa, unutmayın, direksiyon başında flört edilmez. Aa, ne oldu? Ne oldu burada? Zavallı Ken. Aa, koluna bakın. Sanırım kırılmış. Aa, ameliyat yapmak gerek. Doktor Scarlett kolunu nasıl iyileştirecek? Aa, bunun için oyun hamuru gerek. Hadi bakalım. Bir kaşık beyaz oyun hamuru alın ve Ken'in kolunu yapıştırın. Bir şerit daha oyun hamuru alın ve Ken'in kolunu alçıyla kaplayın. Sonra da bandajla boynundan koluna bir askı yapın. Aa, Ken kazada bütün dişlerini kaybetmiş. Tutkal tabancası mı? O ne işe yarayacak ki? Doktor Scarlett'e güvenimiz tam. Ken'in dudaklarına sıcak tutkal sıkın ve boyayın. İşte oldu. Yeni dudakların hazır. Bir bak. Hayır. Her zamanki gibi çok yakışıklısın. Ah, Barbie sana sarılmak istiyor. Bak. Aman pardon, seni yalnız bırakayım. Kızların neden ağızlarının suyu akıyor? Aa, nefis bir doğum günü pastası. Bir saniye. Şimdi ne oluyor? Bir şey çıkıyor. Ken mi o? Oraya nasıl girdin şapşal? Seni güzelce yıkayalım. Eğlenceli rengarenk su kürekleri gibisi yok. Sanki bulutlar yıkanıyor. Oldu. Biraz daha fırçalayalım. Nasıl görünüyorum? Umarımda değil. Ken'in Barbie'yi etkilebilmesi için daha çok uğraşması gerekecek. Ha, buldum. Bir buket çiçek tabii ki. Bu sefer olacak mı? Hmm, peki. Çok tatlı bir hareket. Aman Barbie anne çok yorgun. Ama bebekler de durmadan ağlıyor. Aa, dinlenmek istiyorum. Nasıl yardımcı olacağımı biliyorum. Boş bir deterjan şişesini alın ve çizgiden kesin. Barbie'ye bir küvet yaptık. İçini su ve gerekli yağlarla doldurun. Güzelce bir rahatlasın. Aa, bu çok rahatlatıcı. Barbie bir dadı da bulmuş galiba. Barbie dinleniyor. Ayak sesi. Scarlett ne yapıyor öyle? Şşşt. Barbie'nin terliklerine köpük mü sıkıyor? Onu tüyle gıdıklayıp uyandıralım. Aa, ne oluyor burada? Aa, bu ne? Aa, burada köpüklü bir durum mu var? Olamaz. Barbie'nin kafası bozuldu. Scarlett kendini nasıl affettirecek? Tek bir yolu var. El işi. Bir çubuğun çevresine sıcak tutkal dökün ve donat şeklinde yapın. Boyayın da iyice gerçekçi olsun. Biraz sim ve üst malzemesi ekleyin. Donatlar hazır. Üf, neyse. Şimdi atıştırmalığını sevmiş gibi. Ay, ne güzel bir gün. Artık pek de güzel değil. Barbie muz kabuğuna basıp kaydı ve havuza düştü. Ben daha da yüzme bilmiyorum. Köpek balığı geliyor. Barbie çok korktu. Aa, ne oluyor? Ah, kurtarın beni. Bir boru tam zamanında. Simit şekline getirin ve uçlarını birleştirin. Güzelce süsleyin. Mesela flamingo gibi olsun. Suda batmıyor. Bay Flamingo burada oldukça kazalara yer yok. Oh, saçlarımla başlayacağım. Ah, saçlarım çok inatçı. Ah, pes ettim. Kendimi çok çaresiz hissediyorum. Ha? Gıdıklıyor. Bakın kim yardıma gelmiş. Tink çok güçlü. Tek başına olsa bile. Bakın fırçayı kullanabiliyor. Şimdi de tarak. Vay canına, saçımı düzelttin. Ama hala bir şeyler eksik. Ha! Ah! Bir fikrim var. Şu uzun krepon kağıtlarına bakın. Kağıtları rulo yapın. Şeritler halinde kesin ve su dolu kaseye koyun. Karıştırın. Saç boyasına dönüşecek. Şimdi Arya saçını suya bandırabilir. Ah, sanki kuafördeyim. Ha, bence yeter. Vay canına, kendimi şimdiden daha iyi hissediyorum. Ah, bir dakika, daha iyi bir fikrim var. Örgü. İşte tam benim tarzım. Tamam, bakalım. Güzellik kutusunda başka ne var? Aa, bu garip şey de ne? Ah, bıyık şekillendirici mi? Deneyim bakayım. Bana bıyık içilmiş gibi gelmedi ama burada Wednesday Addams tarzı yapılıyor. Gomez değil. Aslında iyiymiş ya. Bir dakika. Tink diyor ki
O kaşların içinmiş. Vay aksi. Aa, bunu bilemiyordum. Böyle mi yani? Vay canına. Sanırım işe yarıyor. Aa, kaşlarım şahane oldu. Aa, mükemmel. Kedi gözü görünümünü yakalamanın tek bir yolu var. Kedi kuyruğundan yardım almak. Aynen böyle. İsabetli bir göz kalemi. Tink de beğendi. Sırada ne var? Var mı? Tink'i hapşırtacaksın. Ah, Wednesday'e benzemeye başladım. Ah, Wednesday'e benzemeye başladım. Bir dakika. Peki ya giysilerim? Belki dolabımda güzel bir şeyler vardır. Bakalım. Aa, fazla renkli. Fazla parlak. Ay, hepsi çok canlı. Şimdi ne yapacak? Aa, perde hareket mi ediyor? Ne? Tink'in bir fikri var. Doğaçlama zamanı. Parti başlasın. Bu perdeyi bir elbiseye çevireceğim. Bundan böyle. Benim adım Wednesday. Bütün bu mutlu şeyler canımı sıkıyor. Hiç hoşuma gitmedi. Şu bebeğin kırmızı saçlarına bakın. Gözlerimi yakıyor. Hem bu nasıl sığ bir tarz böyle. Değişiklik yapma zamanı gelmiş. İlk olarak Wednesday'in gözlerini yakmadan önce bütün parlak aksesuarları kaldıralım. Sonra siyah diş macunuyla yüzünü temizleyelim. İyice ovalayalım. Şimdi de süngerle silelim. Kömürlü, tam Wednesday'in seveceği gibi. Tertemiz. Oh, rengarenk makyajı hiç sevmedim. Onu da temizlemek gerek. Kaşlardan başlıyor, sonra da çiller. Sadece makyajı silmiyor, yüzünü de siliyor. Bebeğin yüzüne ne yaptın? Ah, üstüne bir de köpük sıktı. Ah, şimdi gözleri bile gitti. Şimdilik böyle kalsın. İlk önce saçını düzeltmemiz gerek. Biraz düzleştirelim. O canlı bukleleri hiç sevmedim. Benimki gibi düz olmalı. Biraz daha uğraşmak gerek. Buldum. Bebeğe de saç boyası lazım. Bir kaseye biraz saç kremi dökün. Ve siyah mürekkeple karıştırın. Tabii ki siyahtan başka bir renk olmaz. La la la. Ne eğlenceli bir gün. Aman, ayağım takıldı. Doğruca sefalet havuzuna. İşte böyle. Bence bugünlük yeterince yıkandı. Çıkaralım. Simsiyah saçlar. Ama biraz daha soluk beniz olsaydı daha iyi olurdu. Beyaz boya bu işi çözer. Bütün vücudu bembeyaz olana kadar her yerine sürün. Saçlarını da örün ve yüzünü tekrar çizmeye başlayın. Merak etmeyin, Wednesday onu yüzsüz bırakacak kadar zalim değil tabii. Tabii yeni yüzü sadece koyu renklerle olacak. Gözlere biraz daha detay verin. Biraz da parlatın. Azıcık olsa yeter. Bebek Wednesday'in bir kopyası gibi oldu. Tink seni tebrik ediyor. Wednesday'in eski odası onun için biraz fazla renkli. Şirin eşyalardan kurtulması ve yerlerine iskeletlerle kuru kafalar koyması gerek. Onlar daha eğlenceli. Bu saçma sapan rengarenk posterleri ne yapayım? Onları da değiştirmek gerek. Çok pembe. Böylesi daha iyi. Ne bakıyorsun? Ha, aklıma iyi bir fikir geldi. Bu kadar beyaz başım ağrıttı. O yüzden tabureyi kartonla kaplayacağım. Ama işim daha bitmedi. Arkalık da ekleyerek iyice bana özel bir hale getireceğim. Hayır, bambu ağacı değil. Eşsiz bir tarz. Şimdi de tabii ki siyaha boyayacağım. Geriye hiç kahverengi kalmayacak. Güzel tahtıma bakın. Ben kasvetin kraliçesiyim. Tink ne yapıyor? Sanırım Wednesday'e bir şey söylemeye çalışıyor. O da ne öyle? Bu lamba çok yumuşak ve tatlı. Tink bir şey öneriyor. Örümcekler. Ne demek istediğini anladım. Karanlık estetiğimi yakalamama yardımcı olacaklar.
Üf, bu hiç örümcekten korkan insanlara göre değil. Ama Wednesday gibi kızlar için güzel bir süs oluyor. Hepsini yapıştırınca daha iyi bir lamba oldu. İşte hazır. Bu lamba insanı çok korkutuyor. Aa, ne güzel bir gül. Hiç sevmedim. Sadece siyah sapını istiyorum. İşte duvara asacağım. İşte bir gül daha. Bence Wednesday fikrini değiştirmez. Şimdi romantizmin sırası değil. Sadece saplarıyla ilgileniyor. Onu kim suçlayabilir ki? Bakın duvara ne güzel süs oldular. Bu ip niçin? Cibinlik çıkarıyormuş. Wednesday'in yeni odasına bakın. Yarasalar gece ona arkadaşlık edecek. Bunların hepsi lanetli herhalde. Eminim ki böyle bir odada huzurla uyur. Ne de olsa o karanlıklar kraliçesi. Filtre kahveyi çok seviyorum. Okula hazırlansam iyi olur. Bebeğimi de yanıma alacağım. Tink bir şey diyor. Ne? Benimle mi gelmek istiyorsun? Sanırım çantanı hiç beğenmedi. İçine girmek istemiyor. Bana ne? Haklısın. Çok uyduruk bir şey. Şu keçe kumaşlara bak. El işi zamanı. Kumaşları bu şekilde kestikten sonra birbirine yapıştırın. Üstüne bir de fermuar ekleyin. Arkasını kapatın. Çantası şimdi tam bir mezar taşına benzedi. Tink seve seve giriyor. Bebeğini de unutma. Okula gitme zamanı. Kendinize mukayyet olun. Karanlık geliyor. Bu kızlar daha fazla gülmeyecek. Wednesday geliyor. Wednesday mi? Selam kızlar. Size bir sürprizim var. İçinde ne var? Kendinize iyi bakın. Bir sürü örümcek. Hayır. Üzerime tırmanıyor. Dayanamıyorum. Onlara günlerini gösterdim işte. Barbie makyaj yarışmasına hoş geldiniz. Barbie'm nasıl? Sivilcelerini temizleyeceğim. Ama önce burnunla ilgili bir şey yapmalıyız. Umarım bu törpü burnun için işe yarar. Sanırım oluyor. Mükemmel. Ama sivilcelerin... yapışkan sümüm tam zamanında aktı. Bunu yüz maskesi olarak kullanabiliriz. Çok işlevsellikten bahsediyoruz. Bakalım. İşe yaradı. İğrenç. Şimdi popondaki sivilcelere bakalım. Onları patlatmam gerekecek. Bu biraz pis oldu. Oyun başlasın. Ben bir patlatma uzmanıyım. Bu iş hemen bitecek. Yapmamız gereken ilk şey bu sivilcelerle ilgilenmek. İğrenç! Hayır. Dur, patlatmayı deneyeyim. Şu iltihaba bak. Şimdi onunla oyun hamuru gibi oynamanın zamanı değil. Bu minik yüz maskesi tam aradığımız çözüm. Barbie'nin yüzü için tam uygun boyutta. Yavaşça yerleştirin. Tamamen temiz ve pürüzsüz. Scarlett bunun için bir yıldız kazanıyor. Belki de bir dahaki sefere daha hijyenik bir yöntem denersin Camilla. Karışmış saçlarını nasıl düzeltebiliriz? Kesmekten başka çare bırakmadın bana. İşte şimdi geri kalanını da tıraş edeceğim. Kel bir kafa çok havalı olabilir biliyor musun? Hayır, saçıma ne yaptın? Bitti. Şimdi balonu bana ver. Ucunu keseceğim ve kafa derine saracağım. Sonra üzerine sıcak yapıştırıcı süreceğim. Isıyı hiç hissetmeyeceksin. Çocuk oyuncağı. Tabii ki saça ihtiyacın olacak ve ben sana benimkinden vereceğim. İstediğin kadar kalın ve uzun olabilir. Bu kadar yeterli olur umarım. Tatlı buklelerle dolu bir saçın olana kadar saç derine yapıştırmaya devam edeceğim.
Bir star gibi görünüyorsun. Yaşasın. Çizim yapmak eğlencelidir. Ancak her şeyi kenara çektiğinden emin olmalısın. Yanlışlıkla Barbie'nin saçını boyayabilirsin. Yardım edin. Oh, hayır. Çok üzgünüm. Bunu düzeltebilirim. Aha! Barbie'yi içine batırmak için bir kavanoza ihtiyacım var. Tam sana göre. Şimdi güzel bir süt banyosuna hazır ol Barbie. Eminim nefesini birkaç saniye tutabilirsin. Birkaç damla pembe gıda boyası ekleyeceğim. Şimdi kavanozu kapatacağım. Ve birkaç kez çalkalayacağım, çalkalayacağım, çalkalayacağım. Ve biraz daha. İşte oldu. Sonucu görelim. Vay canına. Pembe saçlarına bak. Çok güzel olmuş. Ama bu işlem kelimenin tam anlamıyla Barbie'nin nefesini kesti. Başka bir fikrim var. Saçını deniz kızı saçına benzetmek için bir saç boncuğu zımbası kullanacağım. Sağa sola birkaç taş ve işte. Kendi saçını kesmek asla kolay değildir. Bu yüzden Camilla'ya özverisi ve fedakarlığı için bir yıldız veriyorum. Dolgun dudaklar mı? Aa, tanrım. Barbie'min dişleri çok pis. Neyse ki diş macunum hep yanımda. Bununla tüm yüzünü temizleyebilirim. Ve bir diş fırçasıyla tüm pisliği temizleyeceğim. Barbie'lerin ciltlerini ferah tutmak için naneli bir şeye ihtiyaçları var. Ooo, diş teline de ihtiyacımız olacak. Aklıma metal bir küpem olduğu geldi. Sadece biraz esnetmem gerekiyor ve diş teli olarak işe yarayabilir. Kısa sürede mükemmel inci beyazlığına sahip olacaksın. Selfie çekiyorum. Hadi Barbie'ye bir şaka yapalım. Kızı çok severim. Aa, durdurun şunu. Şuraya bak. Orada bir tuğladan duvar var. Duvara doğru yaklaşıyor. Aman tanrım. Dişlerin. Çok üzüldüm. Ne yapsam ki? Dur. Dudaklarına oje süreyim. Dudaklarını tekrar pembe ve dolgun yapacağım. Sadece dudaklarını iyileştirmemiz gerekiyor. Ve şimdi tam selfilik dolgun dudaklara sahip oldun. Scarlett'in yaptığı sorumsuz şaka yüzünden kazanan Camilla. Oh, ceviz kabuklarıyla ortalığı batırmışım. Peki bu ne? Bir Huggy Wuggy bebeği mi? Aklıma bir fikir geldi. Fındık kabuğuyla Barbie'ye hamile görünümü vereceğim. Ve ten renginde sıcak tutkalla kaplayacağım. Ben bir dahiyim. Ne kadar da zekice bir numara. İşte bitti. Barbie bebeklerin de doğal ihtiyaçları olabilir. Tuvalete mi gitmen gerekiyor? Ne yapmamı istiyorsun? Az kalsın unutuyordum. Senin kendi tuvaletin var. Birisi çok fazla meyve suyu içmiş. Ve harika haberlerimiz var. Barbie yakında anne olacak. Hamile misin? Bu sevimli bebekle Barbie'ye hamile görünümü vermek istiyorum. Sıcacık ve yumuşacık. Harika. Yıldız Scarlett'a gidiyor. Barbie'ye bir canavar bebek yerine gerçek bir bebek verdiği için tebrikler. Zavallı Barbie'm. Ayakkabısı yok. Seni hayal kırıklığına uğrattım Barbie. Dur. Keçe mi? Harika bir fikrim var. Keçenin üzerine küçük bir elips çizeceğim. Böylece şekli kesebilirim. Aynısını farklı renklerde yapacağım. Sonra onları sandviç gibi üst üste koyup üstüne bir de kemer takacağım. Yeni rahat terliklerini dene. Oh, dikkat et. İğrenç. Pisliğe bastım.
Muhtemelen sadece çikolatadır. Hayır, iğrenç. Neyse ki yanımda yedek ayakkabı getirmiştim. Ruj şeklinde topukları var. Böylece dudaklarını her zaman tekrar boyayabilirsin. Yürüyüşe çıkma zamanı. Barbie yeni ayakkabılarını çok sevdi. Hadi kızım. Bu kadar kararlı ve yaratıcı olduğun için yıldızı Camille alıyor. Mücadele devam ediyor. Barbie'nin suyu geldi. Umarım burayı su basmaz. Çıkarın şu bebeği. Seni gerçek bir doktora götürecek param yok. Kendim yapmalıyım. Sezaryen yapmamız lazım. Yemek çubukları işe yarar. İşte bebeğimiz. Ne kadar sevimli. Gel buraya ufaklık. Seni sıcak tutmak için bir battaniyeye saralım. Benim küçük oğlum. Bebeğin için çok heyecanlıyım. Dur, sen az önce elime çişini mi yaptın? En azından tuvalete gidebilirsin. Olamaz, suyum geldi. Sanırım doğum başlıyor. Ne? Ambulans çağırmalıyız. Yardım edin, Barbie'm doğuruyor. Hadi hemen bin bebeğim. İyi şanslar. Ben doğumunuzu gerçekleştirecek olan doktorum. Hazır mısınız? 3, 2, 1, ıkının lütfen. İyi olacak mı? Sorunsuz ve başarılı bir doğumdu. Çok tatlı. Bebeğim de benim gibi güzel gözüküyor. Scarlett'ın müdahalesi daha duyarlı ve hijyenikti. Bu yüzden yıldızı o aldı. İğrenç. Barbie'nin yıkanmaya ihtiyacı var. Bak, bulaşık deterjanı. Ama benim daha iyi bir fikrim var. Şişeden mini bir küvet yaptım. Üstüne de biraz köpük şöleni. Aha, bu çok rahatlatıcı. Tatil zamanı. Barbie havuza girmeye hazırlanıyor. Yapabilirsin tatlım. Sadece atla. Sadece atlamak mı? Kaydıran ne kadar yüksek olduğunu görmüyor musun? Bu havuz ne kadar da derin. Sanırım biraz itilmeye ihtiyacın var. Korkuyorum. Yolunda gitmeyen bir şeyler var. Yardım et. Yüzme bilmiyorum. Sanırım birisi havuza tuvaletini yaptı. Aman tanrım, bu şişme flamingo işimize yarayacaktır. Onu şişirmem lazım. İşe yaradı. Flamingoya atla ve sıkı tutun. Ah, nihayet güvendeyim. Ucuz atlattı. Bu yüzden yıldız Camille'ye gidiyor. Yaşasın.